Sayın seyirciler iyi akşamlar. Saatler 19.02 dakika geçiyor efendim. Teknik bir arızadan dolayı gecikmeli olarak başladık. Ana haber bültenimize özür diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Yine yoğun bir gündemin ardından şekillenen ana haber bültenimize. Sayın seyirciler, beklenen gerçekleşti. Akaryakıtta indirime gidildi. Başbakanlıktan akaryakıt ve döviz kurlarındaki değer kaybı fiyatlara yansıtıldı. Açıklaması yapıldı. Bugün 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü. Gün nedeniyle düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Tatar'la Başbakan Faik Sucuoğlu ülkedeki ekonomik duruma ilişkin ve tüketici hakları konusunda önemli mesajlar verdi. Diğer yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli devletin bir kısım ilacı getireceğini, vatandaşın büyük oranda ilacını eczaneden alacağı bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı ve ekledi. Devletin mevcut sistemde ilaç alımlarına devam etmesi mümkün değil. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 20. gününde sayın seyirciler devam ediyor. Rusya'nın saldırıları devam ederken taraflar barış görüşmeleri için de bir araya gelmeyi sürdürüyor. İşte bu aktardığım gelişmelerin detayları ve daha fazla haberin yer aldığı ana haber bültenimiz başlıyor. Sayın seyirciler, akaryakıt yasası altındaki tüzükte değişiklik yapıldı. Artık akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek. Değişikliğin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından da akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada akaryakıt ve döviz kurlarındaki değer kaybının benzin fiyatlarına yansıtıldığı açıklandı. Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 17.33 Türk lirası, 98 oktan kurşunsuz benzin 17.58 Türk lirası, Euro dizelin litresi 18.07 Türk lirası ve gaz yağının litresi 17.02 Türk lirasına çekildi. Yeni fiyatlar bu gece yarısından sonra yürürlüğe girecek. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla akaryakıt ve döviz kurlarındaki değer kaybının benzin fiyatlarına da yansıtıldığı duyuruldu. Yazılı açıklamada bundan böyle akaryakıt ham madde fiyatları ve döviz kurlarındaki günlük değerler dikkate alınarak fiyat uygulanacağı belirtildi. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle dünyada ve bölgede baş gösteren ekonomik dalgalanma, petrol ve gıda fiyatlarında inişli çıkışlı grafiğin hükümet tarafından dikkatle incelenmekte olduğuna işaret edilen açıklamada, yakın döneme ilişkin ekonomik ve mali öngörüler üzerinde hassasiyetle çalışmaların sürdürüldüğü de ifade edildi. Başbakan, vatandaşımızı global krizden uzak tutmak, alım gücüne güç katmak en büyük hedefimizdir ifadelerini kullandı. Yeni fiyatlandırmaya göre, kurşunsuz benzin 95 oktanın litresinde 1.42 kuruşluk indirim yapılarak 18.75 Türk lirasından 17.33 Türk lirasına, kurşunsuz benzin 98 oktan 19 Türk lirasından 17.58 Türk lirasına, Euro dizel litresi 3 Türk liralık indirimle 21.07 Türk lirasından 18.07 Türk lirasına, beygaz yağında 2.44 kuruşluk indirim yapılarak 19.47 Türk lirasından 17.02 Türk lirasına çekildi. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Sayın seyirciler, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Tatar'la Başbakan Faik Sucuoğlu ülkedeki ekonomik duruma ilişkin ve tüketici hakları konusunda önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Tatar, kazanandan servet sahibinden, zenginden direkt vergi alınmaması ve maliye gelirlerini KDV, gümrük vergisi veya benzer fonlarla tüketiciden alınmasının büyük bir adaletsizlik olarak niteledi. Başbakan Sucuoğlu ise, dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle ekonomik anlamda inanılmaz bir darboğazdan geçilmekte olduğuna dikkat çekti. Başbakan, her türlü denetimi yapacağız ve bu zor süreci hep birlikte atlatmak, verileri tüketiciye olumlu yansıtmak için çalışacağız ifadesini kullandı. İşte ayrıntılar. 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü olarak bütün dünyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tüketiciler Derneği 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle Lefkoşa AKM'de konferans ve ödül töreni düzenledi. Etkinliğin açılış konuşmasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptı. Işık, serbest piyasaya bağlı fahiş fiyatlardan tüketicinin olumsuz etkilenmemesi için Alo 171 hattının faaliyette olduğunu,
ve vatandaşların online şikayette yapabileceklerini söyledi. Başbakan Faiz Ucuoğlu da ülke ekonomisi ve ürün fiyatlarının denetlenmesine yönelik çalışmalarını anlattı. Sucuoğlu, COVID-19 salgınının etkisini azaltması beklenirken, Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz yansımalarıyla mücadele edilmeye başlandığını kaydeden Başbakan, temel gıda maddelerinin %25'inin dünyaya Ukrayna'dan dağıldığını, buna bağlı olarak akaryakıt fiyatları ve dövizdeki artışın etkilerinin çok daha ağır yaşanmaya başlandığını belirtti. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu kaotik durumlarla karşı karşıyayız ve bu yönde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bütün dünyanın yaptığı gibi, ama bazı konularda maalesef elimizde olan bir şey yok. Akaryakıtın artması, dövizin yükselmesi, bizim burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yapabileceğimiz, bunlara bir engel teşkil edeceğimiz bir şey yok. Bunların için söylüyorum, çünkü bunlar tüketiciye maalesef beklenenin ötesinde fiyatların yükselmesiyle yansıyor. Alsancak'ta ziyaret etmiş olduğumuz seracılar sıkıntılarını bize anlattılar. O basit topladıkları zepseyi koydukları kasaların bile neredeyse 2,5 kat fiyatının arttığını söylediler. Ekonomik anlamda inanılmaz bir darboğazdan geçirmekte olduğunu anımsatan Başbakan, zor sürecin atlatılması için kararlılıkla çalışacakları mesajını verdi. Ülkede artık ben değil biz görüşüyle hareket etme zamanı geldiğini de ifade eden Sucuoğlu, artık gün birlikte hareket etme, yapıcı eleştiri günüdür ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da her şeye rağmen ülkede ticaret, ithalat ve üretim kapasitesinde artışın sürdüğünü belirterek tüketiciyi korumak için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını kaydetti. Dolaylı vergilerin mümkün olduğunca azaltılması gerekmektedir. Eğer siz kazanandan, servet sahibinden, zenginden ve haliyle bu ülkedeki nimetleri kendine ve ailesine başarıyla artırmakta olandan direkt vergi almazsanız ve tüketiciye dolaylı vergilerle, katma değer vergisi, gümrük vergisi veya benzer fonlarla tüketiciden maliyenin gelirlerini artırmaya çalışırsanız o büyük bir adaletsizliktir. Tatar, devletten maaş alan kişilerden %40'lara varan vergi alınırken, özel sektörden gelir vergisi alınması konusunda sıkıntılar yaşandığına da işaret etti. Tatar, devlet her kazanandan vergisini almak zorundadır. Ona göre kamu maliyesini korumak suretiyle dolaylı vergilerin bütün vergi sistemindeki oransal olarak ağırlığının azaltılmasıyla tüketici korunmalıdır, dedi. Tatar, fahiş fiyat artışlarına da değindi. Ticaret dairesi ve müfettişlerinin incelemelerini yoğunlaştırması gerektiğini kaydeden Tatar, önce pandemi, ardından döviz, şimdi de savaşın özellikle akaryakıt ve elektrik fiyatlarını aşırı bir şekilde arttırdığını, enflasyonun tetiklenmesiyle alım gücünün de düştüğünü söyledi. Tatar, ülkede denetleme mekanizmasının oluşturulmasının da şart olduğunu vurguladı. Tatar, kimsenin karamsarlığa kapılmamasını isteyerek bu zor sürecin anavatan Türkiye ile atlatılacağını belirtti. Karamsarlığa değil, doğru tespitlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin lokomotif sektörlerde yatırımlarla ülkenin kalkınması, büyümesi ve artan milli gelirin adil paylaşımının öncelikli olduğunu da belirtti. Kamu maliyesinin daha da sağlıklı bir noktaya gelebilmesi için ekonominin kayıt altına alınması lazım. Ekonominin büyümesi lazım ve ona göre bazı düzenlemelerin yapılması lazım. Ama bunlar elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa olabilecektir. Eğer siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sürekli olarak farklı anlamlarla, farklı maksatlarla sürekli olarak saldırırsanız o zaman o devlet zarar görür. O zarar gören devletin kurum ve kuruluşları yıpranır. O yıpranmayla tüketici de elbette zaman içerisinde refahının artmadığını görür. Dolayısıyla ilk önce devlete sahip çıkmak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanmak, bütün bu Akdeniz'deki saldırılara, bütün bu yaşananmışlara, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördüğünüz gibi bu çağda bile hiç beklenmedik bir şekilde bir halkın nasıl bir saldırıya uğradığını gördüğümüzde işte tüketicilerin de halkımızın da en büyük güvencesi anavatan Türkiye'nin bu topraklarda bize verdiği güvenliktir, onun garantörlüğüdür, Türk askerinin varlığıdır.
Etkinlikte Başbakan Sucuoğlu'na tüketici onursal ödülü, Cumhurbaşkanı Tatar'a da iki ayrı devlet ve bağımsızlık onursal ödülü verildi. Tüketiciler gününde yaşananlar böyleydi sayın seyirciler. Diğer yandan Başbakan Faik Sucuoğlu temel gıda maddelerinin denetimine seralardan başladı. Başbakan bu çerçevede Safer Sebze Serası'nı ziyaret etti, incelemelerde bulundu ve sorunları dinledi. Sucuoğlu'na Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren'le Tarım Bakanı Dursun Oğuz da eşlik etti. Sucuoğlu fırsat buldukça üreticilerimizi ziyaret edeceğim. Hangi koşullarda çalıştıklarını ve üretimin kaça mal olduğunu yerinde öğrenmeye devam edeceğim dedi. Başbakan ayrıca marketlere yönelik denetim başlatacaklarını ve bu denetimlere bizzat katılacağını belirtti. Başbakan Faik Sucuoğlu'nun üreticiye yönelik olarak başlattığı ziyaretler devam ediyor. Başbakan Faik Sucuoğlu bugün bu kapsamda Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'la birlikte Alsancak Kamalöt Beach bölgesinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük sera üreticisi olan Safel seralarını gezerek sorunlar hakkında yerinde bilgi aldı. Burada basına açıklamada bulunan Başbakan Faik Sucuoğlu son dönemde maliyetlerdeki artış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sorun yaşayan üreticilerin sıkıntılarını yerinde gözlemlemek ve öğrenmek için gerçekleştirdikleri ziyaretlere devam edeceklerini belirtti. Başbakan Faik Sucuoğlu ziyaretlerle üretimin hangi şartlarda yapıldığını, kaça mal olduğunu ve yaşanan sorunları yerinde tespit etme fırsatı bulduklarını belirtti. Hava koşulları nedeniyle özellikle Türkiye'de ve tabii burada da belli ürünlerin üretiminin veya nakliyesinin zor olması nedeniyle fiyatların geçici olarak arttığını ama havaların ısınmasıyla birlikte özellikle sebze fiyatlarında düşüşlerin geçen yıllara yakın olabileceğini söyledi arkadaşımız. Bu hafta içinden itibaren süpermarketlere yönelik denetimlerinde başlayacağını kaydeden Sucuoğlu, yapılan denetimlerde fiyatların vatandaşı yansıması konusunda eksisiyle artısıyla değerlendirme ve tespitlerin yapılacağını vurguladı. Tabii ille de bir yanlış vardır anlamında söylemiyoruz bunu ama bir şekilde bizlerin de bu şeyin içerisinde, bu mekanizmanın içerisinde olmamız gerektiğine inandığımız içindir. Yoksa herhangi bir adrese yönelik bir ön yargı söz konusu değil, bunu söyleyeyim ama bu denetlemeler bizzat bizlerin de başında bulunacağı ekipler tarafından devam edecektir. Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren de üreticilere yönelik başlattıkları ziyaretlerde bir malın üreticiden markete ve son olarak tüketiciye ulaşma noktasındaki süreci detaylarıyla inceleyeceklerini söyledi. Onlarla ilgili Ticaret Bakanlığımızla tekrar bir toplantı yapıp yeni gelişen şartlarda denetlemelerimizi daha sık ve daha düzenli ve daha etkili yapacağımızı söylemek istiyorum. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, son zamanlarda üretim maliyetlerinin arttığını belirterek bunun fiyatlara yansımasının oransal olarak denetlenmesi gerektiğini vurgu yaptı. Konuyla ilgili olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın üretici, aracı, kurum ve marketteki satış arasındaki fiyatların kar marjlarının denetim ve kontrollerinin yapılacağını belirtti. Buradaki amaç mutlaka üretici ayakta tutmak istiyoruz. Üretimin devam etmesini istiyoruz. Çünkü üretim olmazsa ülke de olmaz, ekonomi olmaz. Oğuz, teşviklendirme çalışmaları yanında ürünün mal oluş fiyatına göre arada astronomik farklar olmadan tüketiciye ulaşması için çalışma yaptıklarını ifade etti. Safel Seraları Direktörlerinden Hüda Safel de mazot, elektrik gibi maliyetlerdeki artış ve geçmiş yıllara göre daha sert geçen kış koşulları nedeniyle üretimin zorlaştığını ve ürün fiyatlarının arttığını dile getirdi. Safel, havaların ısınması ile çeşitlerin artacağını ve piyasada fiyatların düşeceğini belirtti. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ekonominin güçlü olduğu yerde egemenliğinde daha güçlü olacağını söyledi. İnşaat heyetini kabulünde konuşan Meclis Başkanı Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için esastır diyerek ekonomik gücün insanların refah ve mutluluğunu artıracağına vurgu yaptı. Töre, yerli üretimin güçlenmesi noktasında meclis olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını da ifade etti. Töre ayrıca bugün Sevkat üyelerini de kabul ederek görüştü. Başarılı. Başarılı. Başarılı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Törek, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği'ni kabul etti. Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Meclis Başkanı Töre, bir toprağı canla, kanla kurtarmanın yeterli olmadığını, vatan yapılan topraklar üzerinde milli davanın esasının toprak ve nüfus olduğunu söyledi. Milli davanın esası toprak ve nüfustur. Toprak ve nüfusu ekonomiyle taşlandırmak gerekir. Ekonominin güçlü olduğu yerde egemenliğimiz de daha güçlü hale gelir. İnsanlarımız da daha fazla mutlu olurlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için esastır diyen Töre, Rumların Enosis hayalinin sürdüğüne dikkat çekti ve kaskın üzerindeki bayrağın çıkarılmasının Rumların ırkçı, faşist yaklaşımlarının bir ürünü olduğunu söyledi. Bu durumda yapılacak olan şeyin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dört elle sarılmak olduğunu ifade eden Töre, ulus devletçiliğin dünyada bugün yaygın hale geldiğine işaret etti ve aynı ırk ve dine mensup olmalarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının yayılmacı bir düşünce tarzı olduğunu belirtti. Ekonomik gücün insanların refah ve mutluluğunu artıracağına da vurgu yapan Meclis Başkanı, ekonominin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ederek daha çok yerli iş gücüne ihtiyaç olduğunu, yerli üretimin desteklenmesi konusunda meclis olarak üzerlerine düşen görevi her zaman yerine getireceklerini söyledi. Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sevgi ve Kardeşlik Derneği Sevkat heyetini de kabul etti. Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Töre, milli ve manevi değerleri yüksek bir nesil yetişmesi gerektiğini dile getirdi. Milli ve manevi değerler bizim en büyük gücümüzdür. Ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 20. gününde devam ediyor demiştik sayın seyirciler. Ukrayna'nın başkent Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kiev Belediye Başkanı yasağın bu akşamdan başlayarak 35 saat süreceğini bildirdi. Rusya'nın saldırıları devam ederken taraflar barış görüşmeleri için de bir araya gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 20. gününde de devam ediyor. Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kiev Belediye Başkanı yasağın 35 saat süreceğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın saldırıların nedeniyle 97 çocuğun öldüğünü söyledi. Zelenski, insani koridorların ise bugün kısmen açılabildiğini belirtti. Zelenski ayrıca, Ukrayna, NATO üyeliğine açık bir kapı olmadığını anlıyor açıklamasını yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Herson bölgesini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu. Ayrıca Polonya, Çekya ve Slovakya liderlerinin Avrupa Birliği misyonuyla Ukrayna ile dayanışma amacıyla Kiev'e gideceği bildirildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ederken taraflar barış görüşmeleri içinde bir araya gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın müzakere heyetinden bir delege Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Ateşkes ve birliklerin çekilmesi hususunda konuşulduğunu açıkladı. Görüşmelerde ateşkes ve geri çekilme konularının masaya yatırıldığı belirtildi. Sağlık Bakanı Ali Pilli, devletin mevcut sistemde ilaç alımlarına devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Pilli, devletin bir kısım ilacı getireceğini, vatandaşın büyük oranda ilacını eczaneden alacağı bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT'nin Burası Önemli programına katılarak Levent Kutay'ın sorularını yanıtladı. 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili bir hekim ve siyasetçi olarak görüşlerini paylaşan Ali Pilli, 14 Mart bir bayram olarak algılanmamalı. Sağlıktaki sorunların nedenini çağdaş hizmet arayışlarının ele alındığı bir ortam olmaya devam edecektir dedi. Halka daha iyi hizmet için hükümet, sağlık çalışanları, sivil toplum ve ilgili paydaşlarla omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Pilli, altyapı çalışmalarına hız vereceklerini söyledi. Yeni mali şartlarda Lefkoşa yeni hastane projesinin duraksadığını belirten Pilli, anavatan Türkiye'nin kararlılığı ve desteğiyle projenin bitirileceğini dile getirdi. Ali Pilli, Girne ve Güzeltürk hastanelerini de tamamlayacaklarını kaydetti. İlaç sıkıntısının şu an için en önemli sorun olduğunu ve buna odaklandıklarını açıklayan Pilli, sorunu 2-3 hafta içinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Devlet ilaç getirmeyecek ya. Sonuçta sadece hangi ilaçlar getirecek devlet? Hastanelerde kullanılacak ilaçlar getirecek. Diğer ilaçları eczanelerden gidecek aslında. O sistemi yaratacaksın.
reçeteyi açacaksın. Gidecek insanlar diğer ülkelerdeki olduğu gibi gidecek ilaçlarını reçete şeyden alacak. Evet. Eczaneden alacak. Yani o sistemin gelmesi lazım. Biz depolarız ilaçları. Erkenden alırız. Bazı expire olur. Bazısı sürekli değişiyor. Doktorlar bugün başka ilaç yazıyor. Ertesi gün başka ilaç yazıyor. Burada depolarda hep expire olur ilaçlarımız ve daha fazla zarar ediyor. Bu sistemi kaldıracağız. Bu 2022-2025 artık ilacı hastalar eczaneden alacak. Bu sistemi Türkiye'deki gibi, dünyadaki olduğu gibi biz de artık bu çağda tabii bir yıla kadar da inşallah e-devlet gider, geçeriz. Evet. O zaman daha da çözüm, daha rahat bir çözüm olacaktır. Yani temel ilaçta temel çözüm. Yani siz yani kafaya koyduk yani. Devletin aldığı ilaç envanterini biz biraz daraltacağız. Aynen çok hayati öneme ilaçlar yani mesela ilaçları, onkoloji ilaçları. Onun dışındakileri biz hastaneye onun dışındakileri hastalar eczanelerde alacak. O sistemi getireceğiz. Yani bir sigorta kapsamında yoksa ya o sistem sigortalı edelim. Olan sigorta kapsamında işte evet. Emekli olan emekli kapsamında Türkiye'de. Ama bu hantallığı bu şekilde çözebiliriz ancak çözebiliriz. Seyirciler, ülkemizde son yapılan testlerde 527 pozitif vakaya rastlandı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte toplam 14.206 test yapıldığını, 527 pozitif vakaya rastlandığını, bir kişinin vefat ettiğini, 320 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında 245 kişi Lefkoşa, 102 kişi Girne, 116 kişi Gazi Mausa, 26 kişi Güzelyurt, 30 kişi İskele, 8 kişi ise Lefke bölgesindendir denildi. Tarım Bakanı Dursun Oğuz, seracılarla görüşerek sorunlarını dinledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre seracılar Bakan Oğuz'a ziyarette seralarda yaşanan sorunları ilettiler. Yürüttükleri projelerle ilgili bilgiler verdiler. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yüksek yönetim denetçisi görevine İlkan Varol'un atanması teklifini oy birliğiyle onayladı. Emine Dizdarlı'nın görev süresinin dolmasının ardından bir süredir boş bulunan ombudsman makamına Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda da onaylanması halinde İlkan Varol atanacak. Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemin Öztürk Başkanlığı'nda toplandı. Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre komite gündeminde bulunan YÖDAK üyeliği için yapılan başvuruların değerlendirmesi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İlkan Varol'un yüksek yönetim denetçisi olarak atanması hususundaki teklifi konularına görüştü. Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi, YÖDAK üyeliği için yapılan başvuruları görüşerek adayların yasada aranan niteliklere sahip olduklarını oy birliğiyle onayladı ve genel kurula sevk etti. Komite daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İlkan Varol'un yüksek yönetim denetçisi ombudsman olarak atanması teklifini ele aldı ve Varol'un yasada aranan niteliklere haiz olduğunu tespit ederek teklifi oy birliğiyle onayladı, Meclis Genel Kurulu gündemine sundu. Bir kişiyi bile geride bırakmadan her sektöre hizmet ulaştırabilmek amacıyla yol haritası oluşturuluyor. Engelli bireylerin hayatın içinde daha bağımsız yer almalarını, tesislere ve hizmetlere kolay erişimlerini sağlayan ve amaçlayan proje kapsamında erişilebilirlik eğitim semineri düzenlendi. Cumhurbaşkanının eşi Sibel Tatar'ın önderliğinde gerçekleştirilen seminerde ulaşımdan teknolojiye farklı alanlarda erişilebilirlik konusu masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar'ın desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi tarafından erişilebilirlik eğitim semineri düzenlendi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Lefkoşa Kampüsü binasında yer alan seminerin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz yaptı. Bu seminerin amacı
engellilerin bağımsız yaşamaları, toplumun tüm alanlarına tam katılımının sağlanması ve engellilerin diğerleriyle eşit bir şekilde fiziksel çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojisi ve sistemi dahil hem kırsal hem de kentsel bölgelerde halka açık olan ve halka sunulan diğer tesislere ve hizmetlere erişimin sağlanması olacaktır. Erişim yoksunluğunun engelli bireyleri dışlayabileceğini, sosyal yaşamdan uzaklaştırabileceğini belirten Akdeniz, ülkede ciddi bir bilinçlendirme çalışması yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Seminerin açılışında konuşan Sibel Tatarsa, erişilebilirliğin engelli bireyler için en önemli sorunların başında geldiğini söyledi. Bu sorun esasen sadece onların değil hepimizin sorunudur. Zira her an hepimiz engelli olabilmekle birlikte aynı zamanda hepimiz kısmetse yaşlanacağız. Dolayısıyla sosyal hayatımızın, teknolojilerin erişebilir olması hepimizi ilgilendiren, hepimizin sorunu olan bir konudur. Dolayısıyla bugün burada sosyal hayatta engelli bireylerin ve yaşlılarımızın diğer tüm bireyler gibi bağımsız olarak her türlü sosyal hayatın koşullarından, imkanlarından faydalanabilmeleri için ne yapmamız gerek? Kurum, kuruluş, devlet olarak bunu konuşacağız. Cumhurbaşkanlığının Mayıs ayında düzenleyeceği bir etkinlikle erişilebilirlik özel ödüllerinin verileceğini kaydeden Sibel Tatar, kurum ve kuruluşlara eksikliklerini tamamlayarak etkinliğe başvurmaları çağrısında bulundu. Açılış konuşmalarının ardından seminer, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası'ndan Yüksek Mimar Ümran Duman, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Yardımcı Doçent Doktor Kaan Uyar'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay'ın sunumlarıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam Yakın Doğu Üniversitesi'nde gösterimi yapılan Süheyla Küçük Hanımefendi belgeselini izledi. Belgesel gösteriminde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının liderinin eşi Süheyla Küçük'ün zarafetiyle ve insanlığıyla halk arasında dayanışmayı sağlayan kişiliğiyle örnek biri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadın Öyküleri Derneği tarafından hazırlanan Kadın Öyküleri serisi kapsamında toplum lideri Dr. Fazıl Küçük'ün eşi, Kıbrıs'ın ilk First Lady'si Süheyla Küçük'ün hayatını konu alan belgesel gösterimi izledi. Eşimle beraber köy köy dolaşıp halkımızla bütünleşmeyi, halkımıza yardım etmeye çalıştık. Belgesel gösteriminde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının liderinin eşi Süheyla Küçük'ün zarafetiyle ve insanlığıyla halk arasında dayanışmayı sağlayan kişiliğiyle örnek biri olduğunu ifade etti. Bu hanımefendi öyle bir hanımefendi ki zarafetiyle, insanlığıyla, benim anneanneme göre güzelliğiyle herkesi etkileyebilen, herkeste o samimiyeti kurabilen Kıbrıs Türk halkının liderinin eşi ve bizleri elbette halkımız arasındaki dayanışma anlamında da onun dokunuşları, onun konuşmaları, eşine yaptığı katkıların yanı sıra diplomasiyi, protokolü harfiyle yerine getirebilecek, hiçbir zaman önüne geçmeyecek şekilde her zaman biraz arkasında durabilen ve dolayısıyla o devletin zirvesindeki beyefendiyi de en iyi şekilde taşıyabilen çok değerli bir hanımefendi. Ve yabancılar arasında da yine rahmetli anneannemin bana söylediklerine göre çok erken yaşlarda o duruşuyla, konuşmaları, lisanıyla bizleri Kıbrıs Türk halkını o zamanın yabancıları arasında diplomatları, büyükelçileri, sefirleri, onların eşleri ve dolayısıyla Kıbrıs Türk halkını temsil eden son derece hanımefendi bir kadın. Ama aynı zamanda o sadece Kıbrıs Türk halkının first lady'si değil, bütün Kıbrıs'ın first lady'si değil.
Süheyla Küçük'ün mücadele yıllarında Kıbrıs Türk halkına yaptığı katkılara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, "Bizim kalbimizde o her zaman müstesna yerini koruyacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Süheyla Küçük'ü ve Doktor Fazıl Küçük'ü rahmetle andığı konuşmasında belgeselin hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı. Doktor Fazıl Küçük'ün torunu Selen Süheyla Küçük de Doktor Fazıl Küçük'ün doğum gününde ve 14 Mart Tıp Bayramı'nda Kadın Öyküleri serisinde Kıbrıs'ın ilk First Lady'si ve Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'nin başkanı Süheyla Küçük'ün yer almasından büyük onur duyduğunu belirtti. Kıbrıs Türk Kamu Memurları Sendikası ile KAMUSEN, Merkezi Cezaevi'nin yeni binasına taşınmasını ve yasa değişikliği istedi. Merkezi Cezaevi binasının önünde yapılan eylemle cezaevinin sağlık ve güvenlik açısından mahkum ve görevliler için yetersiz kaldığını vurguladı. Kıbrıs Türk Kamu Memurları Sendikası, yeni merkezi cezaevi binasının hizmete açılmamasını mevcut cezaevi önünde basın açıklamasıyla protesto etti. KAMUSEN'de Kıbrıs Türk Kamu Memurları Sendikası'na destek verdi. Kıbrıs Türk Kamu Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan yaptığı konuşmayla merkezi cezaevi binasının olumsuz koşullarına dikkati çekti. Merkezi cezaevi binasının olumsuz koşulları, artan suç ve suçlu sayısına hem binadan kaynaklı hem personel eksikliğinden kaynaklı arkadaşlarımız sıkıntı yaşamaktadır. Güvenlik konusunda, sağlığı konusunda, bir de mahkumların topluma kazandırılabilmesi cezaevinin gerçek amacı olmasına rağmen değil burada mahkumları topluma kazandırma, potansiyel suçlu yetiştirme yeridir. Onu söyleyelim. Bengihan, mevcut cezaevinin 1982 yılında 175 kişiye göre yapıldığını belirterek şu anda cezaevinde 578 mahkum ve tutuklu bulunduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin katkılarıyla yaklaşık bir yıl önce inşa edilen yeni cezaevi binasının İçişleri Bakanlığı tarafından halen teslim alınmamasını eleştiren Bengihan, görevlerini layıkıyla yerine getirebilecek çağdaş bir cezaevi istediklerini kaydetti. Bengihan, Meclis Alt Komitesi'ndeki yeni cezaevi yasasının seçimler nedeniyle kadük olduğunu anımsattı ve yasada değişiklik istedi. Covid-19'a yakalananların, mahkum, tutuklu ve mültecilerin mavi kalem pandemi yurdunda barındırıldığını kaydeden Bengihan, orasının yeterli güvenliğe sahip olmadığının altını çizdi. Eyleme destek veren KAMUSEN'in başkanı Metin Atan da sıkıntılarına işaret etti. Şu an cezaevinde çalışan arkadaşlarımızın sosyal yaşantısı diye bir şey de kalmadı. Bakın, hem bu zorluklar içerisinde çalışıyorlar, hem de çalıştıkları halde hakları olan ek mesailerinden tutun, bu yasalarıyla ilgili olsun, cezaevinin biliyorsun teşkilat yasasıyla ilgili olsun, hep söylemde kaldı. Ve bunun eğer bir an önce, tekrar kadük oldu şu an biliyorsunuz, eğer bu bir an önce bunu düzeltmezlerse sıkıntı daha da büyük olacak. Güven arkadaşımın söylediği gibi 118 milyon gibi bir miktar harcanıp bir cezaevi yapılıyorsa ve gerçekten çağdaş bir cezaevidir. Yani içerisini biz gezdik gördük ama sonuca bakıyorsunuz bir hiç. Akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto için eylem yapan toplu taşımacılar hükümetle uzlaşıya vardı. Toplu taşımacılar eylemlerini cuma gününe kadar askıya aldı. Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği akaryakıta gelen zammı protesto etmek amacıyla başlattığı eylemini askıya aldı. Başbakanlıkta yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Kariş Başkanı Fuat Topaloğlu, taleplerinin karşılanması amacıyla eylemin cuma gününe kadar askıya alındığını duyurdu. Topaloğlu, bir komite kurulmasının kararlaştırıldığı ve mazota gerekli desteğin sağlanabilmesi için çalışmaların başlatıldığını kaydetti. Topaloğlu açıklamasında %55 zam oranında anlaşıldığını da belirtti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arasında yemlik arpa fiyatı konusunda anlaşmaya varıldı. Buna göre yemlik arpa fiyatlarına zam yapılmayacak ve Toprak Ürünleri Kurumu tarafından satılan yemlik arpa mevcut fiyat 2,5 Türk lirasından üreticiye satılacak.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşme sonucunda yemlik arpa fiyatında uzlaşıya varıldı. Buna göre yemlik arpa fiyatlarına zam yapılmaması ve Toprak Ürünleri Kurumu tarafından satışı yapılan yemlik arpanın fiyatının hali hazırdaki satış fiyatı olan 2.5 Türk Lirası'ndan üreticiye satılması konusunda uzlaşıldı. Hiç kuşku yok ki ilkbahar geldi mi ziyaret edilecek en güzel yerlerden biri de sanatçı Hikmet Uluçam'ın 1001 çeşit türe ev sahipliği yapan muhteşem bahçesi. Rabta'da evi ve galerisinin bulunduğu bahçeyi vatandaşlara da açan sanatçı Hikmet Uluçam, bahçesinin nasıl hayat bulduğunu bir kez daha BRT Haber'le paylaştı. Mevsim bahara döndü mü mutlaka ülkemizde ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri de burada sanatçı Hikmet Uluçam'ın bahçesi. İnsan eliyle oluşturulmuş endemik bir cennet burası. Kıbrıs'a özgü endemik türler yanında dünyanın dört bir yanından gelen çeşit çeşit çiçeklere, bitkilere, kaktüslere ev sahipliği yapan, ilkbaharda nefes kesici renkler, kokularla baş döndüren bahçeyi peysaj sergisiyle vatandaşlara açan Uluçam, bu sergiyi her yıl farklı bir sanat türünden üretimleriyle birleştiriyor. Hikmet Uluçam'ın 7. Sklamen artı peysaj ve seramik sergisi bu yıl 19 Mart-10 Nisan tarihleri arasında yer alacak. Sanatçı Hikmet Uluçam muhteşem bahçesinin nasıl hayat bulduğunu bir kez daha BRT Haber'le paylaştı. 1985'ten beri yaşamını sürdürdüğü ev ve sanat galerisinin de yer aldığı bahçede yolculuğuna kaktüs koleksiyonuyla başlayan Uluçam, daha sonra tavşan kulakları sklamenler, dağ laleleri, arpa çiçekleri, medoş laleleri, frezyalar, keten çiçekleri, papatyalar, orkideler, yabani şebboy ve dildamaklar gibi türlerde çiçekleri çoğaltarak inanılmaz bir bahçe yarattı. Türleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çiçek ve bitkileri çoğaltmak için uğraş veren Hikmet Uluçam, Kıbrıs endemiği olan medoş laleleri, Kuzey Kıbrıs endemiği olan Sentilaryon adaçayları, Sentilaryon lahanası, Lapta'ya özgü sarıdağ lalelerini de çoğaltmış. Tohumlarından yetiştirdiği medoş lalelerinin sayısının geçen yıl 8000 olduğunu, bu yıl bu sayının 10.000'i aşacağını söyleyen Uluçam, medoş lalesi tohumlarının Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına satışının yapıldığını belirtti. Ülkede bulunan 32 yabani orkide türünün 16'sına bahçesinin ev sahipliği yaptığını kaydeden Uluçam, türleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan pembe gelincikleri de çoğaltmaya başladığını anlattı. Uluçam bahçesinde aromalı otlara da yer vermiş. Mesela şimdi bahçede gördüğünüz bütün çiçekli bitkiler kış bitkisidir. Hiç su istemez. Yağmurla yetişiyor. Çıkar, güneşle kurur. Evet. Yer altında yumruları ve soğanları vardır. Kalır, kalıcıdır. Yağmur yağınca açılı çıkar. Tekrar güzellikler toprağın evet. Üstüne çıkıyorlar. Bana soruyorlar mesela bu kadar şeyi nasıl suluyorsun? Diyorum sulamıyor. Nasıl yaşıyorlar? Bunlar kış bitkisidir, yaşar. Kuzey Kıbrıs'ta bulunan ve güneyde görülmeyen 19 endemik olduğunu ifade eden Uluçam, bunlar arasında yer alan Sentilaryon adaçayı, Sentilaryon lahanası, Sedum lambusa ve Rosario sukulentlerini bahçesinde yetiştirdiğini ifade ediyor. Peysaj düzenlemesi işiyle de uğraştığını anlatarak peysajda ülke iklimine uygun, dayanıklı, az su isteyen bitkiler ya da endemiklerin tercih edilmesinin daha uygun olacağını vurgulayan Uluçam, son dönemlerde özellikle kaktüs bahçelerine ilginin arttığını dile getiriyor. Kaç kaktüs var şu an? Aşağı yukarı 500 civarında çeşidim var. Miktar olarak herhalde 8-10 bin liradırlar. Ve 40 sene önce başladım kaktüs toplamaya. Yurt dışından tohumlar getirerek çoğunu tohumdan kendim yetiştirdim. Bu güzel görüntülerle biz ayrılan süre yana haber bültenimizi burada noktalıyoruz efendim. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeni gelişmelerle gündemin nabzını sizlerle birlikte tutmak için bizler burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Geceniz güzel geçsin. Esen kalın, hoşça kalın.